Merhaba arkadaşlar, ayak topuna hoş geldiniz. Sivasspor maçıyla deplasmanda bölüme başlıyoruz. Angel Gomez iyileşti. Aramızda bugün en büyük silahlarımızdan biri olacak. Onun dışında defasta Rahmani de milli takımda çok yorulmuş. Onu oynatmayacağım. Sedat'ı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Şimdi ortalama bir performans sergiliyorduk. Biraz çıkışa geçmemiz lazım. Seri galibiyetler alabilirsek 2-3 maç üst üste 7-9 puan gibi yapabilirsek çok güzel olur. Çünkü devrenin sonunda Başakşehir'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la falan karşılaşacağız. Tam devre biterken bir düşüşe geçmek istemiyorum. Şimdi Sedat uzun oynadı. Gomez, o da döndü bu arada. İki Gomez de döndü. Tayfur. Bugün solda Tayfur var. Erkan var. Erkan kaçırdı. Değişiklikler var kadroda gördüğünüz gibi. Şimdi Baker, Tayfur dışarı gitti. Bakalım nasıl etki verecek bu değişiklikler. Samassa. Uğur. Cuenca karşıladı. Murer. Gomez. Bence Gomez. Gomez kaptırdı. İyi dönemedi sakatlıktan. Uğur. Uğur çiftçi. Tehlikeli geldiler. İyi müdahale. Aferin çocuklar, aferin. Normalde bu görüntü gol görüntüsüydü ama iyi müdahale ettik. Claudio Ramos. Cuenca. Tayfur. İyi kontrol. Tayfur gidemedi. Evet. Gidemiyoruz bugün, driblingleri iyi yapamıyoruz orada. Cuenca, Baker, Claudio Ramos, Gomez, bu sefer iyi çıkalım. Evet, etkili olamadık. Ortada bir maç, hata yapan golü yiyecek. İlk yarıyı 0-0 geride kapattık. Erkan'ı Mustafa Kapı ile bir değiştireyim. Burayı da atabiliriz. Şimdi Michel. Baker. Ah be Baker. Kapı topu ya. Hakan. Aferin. Tayfur. Cuenca iyi defansta. Gerçekten iyi. Michel. Tayfur. Tayfur Bingöl. Tayfur. Lekten döndü ya. Evet, Tayfur yerine biraz buraya atalım. Gomez yerine Kubilay'ı da almayı düşünüyorum ama Angel Gomez yerine Oğulcan'ı mı alsak? Neyse, biz direkt Kubilay'ı atalım. Biraz daha ileri top şişirin. Yine mi berabere? İyi de oynadık bugün aslında. Etkili oynadık. Haydi Baker. Son dakika golü olsun. Baker. Kubilay. Direkten dışarı gitti. Eyvah. Goyano. Yatabare. Mustafa. 90+3. Kubilay ile çıkıyoruz. Sol tarafı gör. Gördü Guri'yi. Guri. Guri. Oyuncu kapatınca ne yapacağını şaşırdı orada. Evet, 90+4 Samassa. Artık son düdük gelebilir. Mustafa Kapı. İyi top atamadı. Sedat. Ondan ileriye doğru Kamara. Samassa yap bir hata be. Erdoğan. Aman çocuklar. 1 puan 1 puandır. Michel. İnanılmaz bir müdahale yaptı. Penaltı zannettim. Evet, kızgın konuşsak da çok da bir şey yok. 200 bin euroyu daha cebimize koyduk. Zaten amacımız belli. Biz bu sene kendimizi geliştirelim de seneye bomba gibi gireriz. Şimdi Malatya ile oynayacağız evimizde.
Evet, çok etkili oynamıyoruz ama en azından dağınık bir şekilde de oynamıyoruz. Geçen sene çok dağınıktık. Yani çok gol yiyorduk. Evet, gol de atıyorduk ama çok gol yiyorduk gerçekten. Şampiyon olmamıza rağmen en çok gol atan takım bizdik ama gol yiyenlerde 7. 8. falandık ligde. Şu an öyle bir durum gözükmüyor. Şu an bir bakayım neymiş. Yenilen gollerde en iyi 3. Atılanlarda 13. Evet, bu sefer yenilen goller daha iyi. Tabii de kale ve defans biraz daha sağlamlaştı. Özellikle beklerde. Orta sahada da biraz daha, yani gençleri oynattığımız için güç kaybettik diyebiliriz. Geçen sene bizim kanatlarımız daha çok gol katkısı veriyordu zaten, forvetlerimiz değil. Yani bu sene de Baker'dan biraz katkı aldık. Gomez fena başlamamıştı. Sonra düştü. Şimdi bakalım ya. Şu yeni Malatya maçından umutluyum. Son maçlarda fena oynamıyoruz. Rize'den sonra 2 maç 4 puan aldık. Yeni Malatya'yı da yenersek 3 maç 7 puan, fena değil. Sonra Nevşehir'e bir rotasyon yaparız. Umarım geçeriz turu orada. Yani Türkiye Kupası'nda da ilerlersek aslında neden olmasın ya? Kupayı alsak oradan Avrupa'ya gidebilir miyiz? Neyse, Avrupa hayalleri kurmayacağım, olursa olur. Olmazsa olmaz. Bu sene gelişim senesi. Evet, şimdi biraz değişiklik olacak. Rahmani sen dön. Onun dışında Erkan yerine Mehmet sen dön. Evet, onun dışında bir değişiklik yapmaya gerek yok şu an için. Pelegri'yi yine kadroya almayı düşünmüyorum. Erkan'ı da almayacağım. Böyle devam edelim. Haydi Angel Gomez artık. Sakatlığı da atlattın. Kondisyonun da yerine geldi. Bu maçta farkını ortaya koy. En kolay değil, gerçekten kolay değil. Bir 16, bir 17 yaşında oyuncuyla oynamak. Evet, bir şey yapamadılar. Çok ekstra performanslar gösteremediler ama şu ana kadar en azından her maçta oynattık. En azından maç tecrübesi kazanıyorlar. Hiç gelişemeseler 3-5 milyona satarız diye düşünüyorum. Bu kadar genç oyuncuları bu kadar oynattıktan sonra gelişirlerse o zaman işte efsane olur. Ya fena değil yaşlarına göre. Oo, Sebahattin bayağı gelişmeye başlamış. Çok güzel. Çok güzel. Sarı kartları da yedik. Pozisyonumuz da yok doğru düzgün. Hücum ağırlıklı alalım. Baker. Gomez. Ah be Gomez. Emiliano Gomez kaçırdı. Yani Sebahattin yerine Kunde'yi atalım. Çifte dönelim. Kendi evimizde en azından kazanalım ya. Haydi Guri. Göreyim seni. Şimdi Gomez. Haydi Tayfur. Ulan Tayfur. Cuenca. Baker. Ya Baker sen yapmazsın böyle şeyler ya. Baker.
Ne yaptın ya? Az kalsın yiyorduk. Yani çıkmaz bu dakikadan sonra çıkartamayız o golü. Evet, Kubilay'ı atalım. Baker ortayı yaptı. Cuenca'da kaldı. Haydi. Gomez ver ortaya. Kunde. Guri. Offside falan yok. Evet, bu sefer bulduk son dakikalarda. Umarım yemeyiz. Sanat 3-4 bit artık. Evet, yine kısır bir maç oldu ama bir şekilde Guri ile kazandık. Evet, ben memnunum. Ben memnunum şimdilik. Ama şimdilik. Nevşehir deplasmanı. Orada bir rotasyon yapalım. Ardından Kayseri'yi deplasmanda yenebilirsek İşte o zaman tam istediğimiz konumlara gelebiliriz aşağı yukarı. Şu anda şu 10. maçlar bir tamamlansın. Bir sıralamaya bir bakayım. Pazar gününü, pazartesiyi bir geçelim. Herkes bir oynasın. Hatay'a bak ya. Helal. Konya'yı da deplasmanda yenmiş. Bayağı puan topladılar. İyi biz yenmişiz yani Hatay'ı deplasmanda. Ne oldu şimdi? 10 maç sonunda burada bir Sivas'la Yeni Malatya oynamamış. Onlar bizim aşağımızda kalır. Evet, 15. 4. Göztepe 18. Yani şu an buraları oynama imkanımız var. Neden olmasın? Beşiktaş'la aynı puandayız. Yani şu anda çok da kötü değiliz. Yeni çıkmış bir takım için gayet iyi. Nevşehir'de yine bir gençleri bir görelim. Rotasyon oyuncuları. Gençleri derken gerçi gençleri oynatıyoruz. Rotasyondaki oyuncuları görelim. Cem oynamıyor mesela, 31 yaşında. Mehmet oynuyor 16 yaşında. O yüzden ağız alışkanlığı, şu anda rotasyon oyuncularını görelim diyeceğim. Çağlar kalede olsun. Burak. Sobol sakat mı? Yok. Sen niye onu oynatayım ki ben? Rüştü stopere geçsin. Kunde, Erkan, Cem. Cem'i mi oynatsak orada? Ramazan'ı oynatalım ya. Evet, Oğulcan, Mustafa Kapı. Sol tarafta Guri yapalım. Forvet'te de Pellegrini oynasın. Yani şuradaki zaten rotasyon dediğimiz oyuncular, yani katkı vermeyen Guri, Pellegrini falan, Mustafa Kapı, Kunde, bunlar. Yani aslında 11 oyuncumuz olması gerekiyor ama bir türlü oturmuyor yani, kadro oturmuyor. Yapacak bir şey yok. Mehmet falan kiralık istiyorlar da kiralık hayatta vermem onları. Kubilay'la mı başlasaydık bugün? Kubilay'da hamle olunca daha iyi oluyor. Yani Kubilay'ı da tam 11'e atmak istemiyorum. Baker'ı almayalım ya bugün. Haydi çocuklar, bir tur daha geçelim. Sakın bir sürpriz yapmayın bana. Pelegri, Mustafa, Rüştü, Sobol, Guri, Mustafa, Sobol, Mustafa Kapı, Pelegri, ver araya, verdi Kunde, aferin Kunde. Birinci dakikada öne geçtik. Pierre Kunde ile. Yani kiraladığım oyuncular evet fazla ama çoğunda opsiyon var. Angel Gomez hariç Kunde'de de var mesela. Yarın öbür gün paramız olursa veya işte sözleşmeleri bitene kadar kiralık kalırsa, bu arada Sobol harika gol attı. Öyle imza attır seçeneği çıktığında imza attırız diye düşünüyorum. Bizim oyuncularımız sonuçta. Yani daha çok kendi oyuncularımı geliştirmek istediğim için evet kiralık oyuncu almam saçma oluyor ama yapacak çok da fazla bir şey yok. Elimizde milyon eurolar yok. Burak, Ramazan. Burak kapacak.
Ramazan keskin Mustafa Kapı. Ondan sol tarafa Sobol. İyi bindirdi. Guri. Ortayı yaptı. Pelegri dışarı attı. Pelegri şu kafa toplarını biraz yere doğru vursan. Fırat. Sobol karşıladı Mustafa Kapı. Rüştü. İyi oynuyor Bursa Spor. Şimdi Guri. At araya. Guri. Oğulcan'ı gördü. Oğulcan. Yani bu yedekler Türkiye Kupası'nda oynamayı yemin etmiş herhalde. Ligde oynatıyoruz. Gerçi rakipler de biraz düşük kalıyor ama ligde hiçbir şey yapamıyorlar. Birlikte hep beraber Türkiye Kupası'nda oynayınca gol yağmuru. Emre. Bağcılar maçı da 5-0 bitmişti. Yosef. Yeşilmen herhalde. Ziya bu arada gol zannettim ya. Gerçekten gol sandım. Sedat. Burak. Şimdi Mustafa. Oğulcan. Mustafa. Şimdi Rüştü. Pelegri aferin. Guri. İyi top attı Oğulcan'a. Oğulcan mükemmel oynuyorsun da sadece Türkiye Kupası'nda mükemmel oynuyorsun. Yalnız Guri'nin pası da sanki Guri biraz açıldı. Pelegri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama. Şimdi Sobol. Free kick show ya Sobol'dan. Senin serbest vuruşun kaçtı? 16. 5 oldu ilk yarıda. Rotasyon oyuncuları şov yaptı. Muhammed. Mehmet. Orta geldi Yusuf Yeşilmen. 5-0 şu anda. 44. İlk yarıyı bitirelim. Gerçi çok yorulması önemli olan bir isim yok. Biraz daha gidelim. Kubile'yi alacağım. Sobol. Şimdi Guri. Guri ver pasını içeri. Of. Rabona ile verdi ama Pelegri yine her zamanki gibi atamadı. Ya Pelegri senle biz ne yapacağız ya? Çok merak ediyorum. Evet. Cem ve Kubilay oyunda. Şuraya Mustafa Kapı'yı sol tarafta deneyeceğim. Erkan'a iyi bile atacağım oyunu. Evet, vitesi küçülttük biraz. İkinci yarı çok bir şey yapmadık. Sanırım böyle bitecek gibi. İlk yarı 5-0'dı maçta. 5-0'a bağlandı. Evet. Güzel skor. Türkiye Kupası'nda 5-0 ile turları geçtik. Bakalım diğer turda rakibimiz kim olacak? Hemen Kayseri Spor deplasmanını da düşünmeye başladım. Orada kazanmam gerekiyor açıkçası. Şevşenko yine gelmiş. Sobol'u izlemeye. İki tane frikikten hatta alırsın artık. Duran topları kullandırırsın işte. Evet, Kayseri Spor 14. Bursa Spor 9. Kolay değil, Anadolu'da deplasman maçları kolay değil. Ankara Gücü geldi. Ankara Gücü düşmüş, biz çıktık. Yani fena değil aslında. Yönetim de vitesi büyüttü yani. Çeyrek final istiyordu sanırım. Yönetim hedefine bir bakalım. Ligde bu da komik. Yani ligde küme düşmemek için savaşmak diyorsun. Türkiye Kupası'nda çeyrek final. Yani o kadar mı ligle kupa arasında var? Evet, gerçi çok fark var da belli bir seviyeden sonra da
Ben de görmek isterim çeyrek final ama ligde küme düşmemek için savaşırken de Türkiye Kupası'nda çeyrek finali ne yapayım yani? Evet, Kayseri Göztepe. Şimdi 11. maçı mı yaptık? Yok, 10. maçı yapmıştık. İlk yarıda 7 maçımız kaldı. Şu Kayseri Göztepe'den bir 6 puan alabilsek. Ya bu adamı niye çağırmıyorsunuz ya? Portekiz milli takımına. Üçüncü kaleci falan yapın ya. Şimdi bir isim kaçırmayalım burada. Acaba hata mı yapıyoruz ya burada? Şu gençleri oynatmasak mı? Ya en azından ilk yarıyı böyle bitirelim ya. İlk yarının sonunda geldiğimiz seviyeye göre bakarız artık. Sebahattin özellikle bayağı gelişim gösteriyor. Evet Guri, son maçı iyiydin ama ben yine Tayfur ve şeyle başlayayım. Duruma göre sizi atarım. Jemi almasak da olur. Guri'yi alalım. İleri üçlünün performansı çok önemli. Bugün umudum var onlardan. Eğer olmazsa değişiklik yapacağız diğer maçta. Şimdi Baker ortayı yaptı. Gomez. Rahmani. Ulan Rahmani. Evet, Rahmani sarıyı da gördü. Long. Ya umarım böyle kırmızı falan görmezsiniz. Tam Fenerbahçe maçında öyle iyi oynarken Mustafa bizi bitirmişti. Bu arada bir penaltı yoklaması mı var orada? İyi bir şey yokmuş. Claudio Ramos. Hızlı oyna hızlı. Sağ tarafa bak, Angel gidiyor. Aferin. Geçen sene böyle Ateberk'in asisti vardı. İşte böyle götürmüştü, Gomez atmıştı ama. Adam geniş alan bulunca affetmiyor zaten. Hızlı görmek önemli. Şimdi Baker. Bir korner, Baker ortayı yaptı. Rahmani de kaldı. Gomez. Sebahattin. Sebahattin aman. Baker. Cuenca. Şimdi Tayfur. İyi geldik. Tayfur ortayı yaptı. Hata gelsin orada. Mehmet Baker. Sebahattin'den Michel'e. İyi top. Michel. Gomez. Direkt de patladı. Evet, çok organize geldik. Gerçekten iyi geldik. Şimdi bir duran top. Aman çocuklar, dışarı gitti. Şimdi ikinci yarı bir Tayfur yerine Guri'yi atalım. Sebahattin. Sen de kırmızı falan görmezsin değil mi? Güveniyorum sana. Savaşçı da oynatıyoruz ama umarım görmez. Çifte dönmek istiyorum çünkü gelmezse gol. Baker atabilir. Olmadı. Sebahattin. Cuenca. Michel. Şimdi Guri. İyi çıkardılar oradan topu. Guri iyi gitti. Baker. Mehmet. Tek top oynadı. Olmadı. Lung. Bir hata. Sebahattin. Gomez. Sağ tarafta Murer.
İyi çıktık. Haydi gol gelsin artık be. Direğine başlayacağım ya gerçekten. Maçtaki ikinci direk. Aker. Şu duran topları da iyi kullanamıyoruz ya. Bunlara bir ayar çekeyim olmadı. Yasir. Sebahattin. Mehmet kötü oynuyor. Sebahattin kötü oynuyor. Yani bir gol atsak farklı hamle yapacağım ama Baker yine direkt, yine direkt, üçüncü direkt, çıldıracağım ya, üçüncü direkt. Şimdiden şu Kunde'yi atayım şuraya, bir kırmızı yemeyelim. Baker, Rahmani, oh be. Hele şükür yani ya, üç tane direkt olur mu bir maçta ya? Şimdi yeriz. Evet, tahmin ettiğim gibi oldu. Ben hiç beklemeyeyim. Bunlar beni çıldırtmaya devam edecek çünkü. Kubilay. Hadi bakalım. Yani 70 dakika uğraştık, bir gol attık, hemen peşine yedik yani. Bu kadar olur ya. Çıkın abi, çıkın. Kubilay varken de ileri uzun oynayın. Artık bunu öğrenin. Şimdi bir tane daha yeriz. Bir de Jakob. Guri. Kubilay. Baker. İyi top Kubilay'dan. Baker. Gör arayı Baker. Çok bekliyorsun. Rahmani Kunde. Şimdi Gomez. Yap artık numaranı. Angel Gomez. Ne olur penaltı de ya. Vara gidiyor. Free kick diyecek. O belli. Yani bir penaltı desen hiç fena olmaz. Evet, free kick dedi. Tahmin ettiğim gibi. Ama bunu da atabiliriz. Baker Lung neler yaptı öyle. Şimdi kontraya çıkıyorlar. Müdahale edin. Biz foul yaptık. Dakika 83. Sanki yiyeceğiz ama. Hadi bakalım. Rahmani. Ya şu Gomez yakalayamadım bir orada ya. Evet. Emiliano Gomez yakaladı bu sefer. Aç artık. Ne oldu orada ya? Baker. Aferin Cuenca. Kaybetme Cuenca. Guri. Yok ya, yiyeceğiz. Jakob. Kunde. Gustavo. Kunde yattı. Aksel, Kubilay, Guri, hadi oğlum yakaladık. Guri, çok iyisin be. Ya o nasıl bir refleks be kardeşim, onu yani. Evet, olmadı. Uğraştık, uğraştık. İyi de oynadık. 75'te attık, 77'de yedik. İki duran top karşılıklı. Bugün hiç hoşuma gitmedi. Bugün yenmek isterdim. Yani bir şekilde puan aldığımız sürece yukarıda kalırız. O önemli değil ama biraz daha zorlayabilirdik. Oyunumuza göre bu maçı kazanabilirdik. Maç maç değerlendiriyorum. Genel durumumuz fena değil zaten. 6. sıradaymışız. Yani hiç fena değil şu ana kadar. Biraz daha elimizde hani golcü niteliğinde forvetler, bir de böyle bir efektif bir mezzalı olsa belki ikincilik üçüncülüğe oynuyorduk şu anda. Ama şu anda tamamen farklı bir mentaliteyle ilerliyoruz. Bizim de amacımız kendi oyuncularımızı parlatmak. Çok bir performans göremesek de maç tecrübesi adına bayağı maç tecrübesi kazandılar. Her maç 11'de oynuyorlar, hem de Süper Lig'de. O bunlar için 1-2 sene sonra çok etkili olacakları anlamına geliyor. Mustafa Kapı iyi çalışıyormuş. Güzel.
Yani devre arası hamle yapabiliriz. Yabancımız da 14'ü bulmadı. Ya 12 ya 13'tü yanılmıyorsam. Türk alacak çok fazla isim yok ama yabancı bir iki takviye yapabiliriz. Özellikle orta sahaya ve kanada. Yani defansta ve kalede şu an çok büyük problemler yok. Orta sahada biraz var göbekte. Bir de kanatta var yani. Forvette de evet sıkıntı var ama yani 4-5 tane forvet varken de gidip forvet alamam şu an yani. Şimdi yani ileriden biraz değişiklik yapalım. Guri o golü atmalıydın ya. Yine oynatacağım seni bakalım. Gomez. Sen de artık yap numaranı ya. Pelegri. Hadi sana da bir şans doğsun ya. Belki açılırsın. Bir yerde açılırsın diye umut ediyorum ama sürekli geçen seneden beri maalesef bir türlü açılamadılar. Evet kendi evimizdeyiz. Göztepe karşısında. Şimdi Baker. Pelegri attı. İlginç duran toptan atıyoruz ya. Evet Fenerbahçe Rize bu ara puan kaybetmiş, ona dikkat etmedik. Fenerbahçe bayağı iyi gidiyor. Bu arada Rahmani al o topu Pelegri. Gol var. Michel. Guri. Michel. Baker. İyi top attı. Murar. Ortayı yaptı. O da Guri'yi dışarı attı. Bir gol daha atıp rahatlamak isterim. Bu arada bu skor bizi 5.liğe atıyor. Yani sessiz sedasız işte aldığımız bir puanların önemi. Kazanamadığımız maçları kaybetmemenin önemi bizi sessiz sedasız 5'e kadar atacak. Cuenca. Michel. Guri. Tabi devreyi ne konumda bitireceğiz o önemli benim için. Guri. Baker. Gomez. Kral. Kral sonunda attı. Bu sezon ilk golü. Talihsiz bir sakatlıkla başlamıştı ama umarım toparlar. Şimdi Baker. Baker. Cuenca. Şimdi Michel. Guri. Emre Çolak. Sebahattin. Gomez. Ver şu Mehmet'e, bir Mehmet'e attırın ya. Aferin Pelegri. Pelegri. Dediğim gibi demek ki içime doğmuş, maç öncesi belki açılır dedim, verdim formayı ve 2 gol attı. Murur. Murur iyi gitti, dışarı attı. Artık Murur, Morur neyse. İspanyol oyuncu, Barcelona'dan getirdik onu. Gassama, Poco. İyi müdahale Guri. Çok süratli gitti. Aldı da topu. Ortasını da yaptı, Pelegri dışarı attı. Yok artık Pelegri, yoksa hat-trick mi yapacaksın? Baker da 2 asist yaptı bugün. Bence Gomez 1 gol 1 asist, güzel. Baker. Pelegri vurdu ama olmadı. Mehmet koştu aldı. Maalesef Taca da attı topu, yakalayamadı. Emre Çolak. Evet duran toplar sıkıntı ya. Atıyoruz da yiyoruz da. Michel. Baker. Şimdi Michel. Evet. 4-1'i bulduk. Çok öyle dağınık bir performansımız olmadığı için 3-0 iken 3-1 olunca öyle bir çekincem yok yani. Beraberliği falan yakalayacakları gibi. Çok dağınık oynamıyoruz çünkü.
Hemen de golü attık. Poco. Kapın orada o topu. Grbic. Michel. Aferin. Guri. Baker. Michel'i yedek düşünüyorduk ama kaptı formayı. Şimdi Gomez. Evet abi, gitsen geniş alana doğru. Pellegri. Üf. Çok iyi bir uyum yakaladılar bugün. Umarım bu böyle devam eder. 5 oldu. Baker 3 asist. İnanılmaz bir performans. Bugün coştuk. Guri de hiçbir şey yapamamış. Onun yerine bir Tayfur hamlesi yapalım. Mehmet'in yerine Mustafa Kapı'yı atalım. Başka kimi alsak? Michel yerine de Sobol'u atalım hadi. Gassama, Grbic, Poco, devam devam basın. Bırakmak yok. Aferin Sebahattin be. İyi de top attı, Pellegri'yi gördü. Pek de vurmak istedi, olmadı. Hat-trick yapabilirdi. Pietro Pellegri. Evet, güzel performans izledik bugün. Süper Lig'deki en iyi performansımızdı diyebilirim. İyi oyun, goller, 3 puan. Şu an için her şey çok güzel. Ne olmuş? 400 bin euroyu kasaya koymuşuz. O güzel. 5 maçtır da yenilmiyoruz. Bir, iki tanesi berabere. Çok iyi, çok iyi puan toplamışız son 5 maçta. 11 puan toplamışız. Şimdi ne yapacağız burada? Nerede başladık biz? Sivas maçıyla başladık. 5 maç olmuş. Konya, Galatasaray, Ankara Gücü, Başakşehir, Beşiktaş. Burada devreyi kaç maçta bitiririz? Ankara Gücü maçlarını da yapacağız. 3, 5, 6. Şu Konya maçını da yapalım. Ya da Konya maçına çok var ya. 8-22. Diğer bölümde şurayı yaparız. Evet, bugünlük bu güzel maçla bitiriyorum. Şu anda 5. sıraya attık kendimizi 19 puanla. Şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğiz ama işte yönetim %100'ü bulmuş, küme düşmemek için savaşmak diyorlar. Biz Avrupa mücadelesine girdik. Yani bu oyuncu sistemiyle bu kadarını açıkçası ben de beklemiyordum. Çok mu iyi oynuyoruz? Hayır. Ama puan almaya devam ediyoruz. Toparladık. Yeni çıkmış bir takım için de 12 maçta 19 puan hiç fena değil. 5. ligde hiç fena değil. Umarım sezon sonunda da buralarda oluruz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın.